Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Küllü şeyin halikün ila veca. İnsan ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umuru ebediyededir. İnsanı, mesela diyelim ki mazotla çalışan cihaza benzin koysan, bir de ondan netice beklesen olur mu? Olmaz. Şimdi mutlu olmasını istediğimiz şeyi tanımıyoruz. İnsan. Tanımıyoruz. Şimdi hem ters muamele yapacaksın, hem de ondan netice bekleyeceksin. Adetullah'a zıt. Hem suya gireceksin, hem ıslanmayacaksın. Hem ağzına şeker alacaksın, hem lezzet almamış olacaksın. Yani insanı yorumlayamıyoruz yani. Şeyde deniliyor, bugün biraz anlattım, akılla zekavet arasındaki farkı, zeki ile akıllı arasındaki fark, işte bu asrın en büyük belalarından bir tanesi budur, tefrik edememekten. Şimdi akıl, daha önce söylemiştim ki, daha önce şu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklın mutluluğu bu aklı yapana bağlamaktır. Akıl bu. Zekavet ise bu aklın mutluluğunu bu akılla çalışmaktır. Birincisi vahiy bağlıyor. İkincisi kendisi çözmeye çalışıyor. Ben şeye varmak istiyorum. Bunu anlatmak için anlatmadım. Bir insanın zekası önde gidiyorsa, aklı arkada ise dünyada yaşama şansı yoktur. Bunların akıbeti intihardır. Zekavet bu akılla bu aklı mutluluğunu çalışmaktır. Yani zekavetin mazi ve müstakbeli yoktur. Şimdiki zamanı yaşar, maziyi, müstakbeli hale getirir. Mazi ve müstakbel kanatları yoktur. Zeki insanlar, akıllar arkada ise kibirli olur. İnsanlar yukarıdan bakarlar. Zeki insanlar çözümleri şimdiki zamana ve mekana göre yaparlar. Akıllar ise mazi ve müstakbeli iki zamanı hazırda yaşamaktır. Onun için Kur'an yakılun, takılun, efele tefekkerun, efele tedebberun, yaulül elbab gibi ayetlerle aklınız yok mu diye aklı ikaz ediyor. Ve ustad da biliyorsunuz daha aklını kaybetmeyenlere, aklı başında olanlara diye hitap ediyor. Ama çok iyi bir mühendis, iyi bir doktor, İyi bir esnaf. Peki aklı yok mu? Aklı yok arkadaş. Akıl yok. Onlardan birkaç tane size de okuyayım. Size de lazım olur. Peki Hasan abi, yani Peygamber Efendimiz Üstad akıllı yoksa zekiler miydi yani? Ha, onu şey yapayım. Akıllılar olayların arkasını mazi ve müstakbeli bütüne getirerek bakar. Zekiler ise olayların içinde olayları çözümlemeye çalışır. Zekiler zanlarıyla hareket eder. Kendisini kendisiyle yönetmeye çalışırlar. Akıllılar vahye bağlıdırlar.
Akıllar aklını verene aklı bağlarlar. Zekiler ise akıllarını olaylara göre bağlarlar. Zekiler ihtiyarlarıyla hareket eder. Hayvani özelliklerdir, behimidir. Şimdiki zamana bakan ihtiyar, akıllılar irade ile hareket ederler. Geçmiş ve gelecek zamanı bütüne getiren akıllardır. Şimdi peygamberler ve mücedditler ne akıllar öndedir, ne akılları geridedir. Akıl ve zekavetleri ikisi en ileridedir, beraberdir. Filozofların zekavetleri ileridedir, akılları geridedir. Yani ölçü, aklı vahye bağlanıyorsa, insan vahiy ile hareket ediyorsa herkes ölçüsünü yapsın. Akıllıdır. Yoksa kişiyi aldattın. Haramları, inceliklerini böyle takip ederek, böyle en detayına kadar, nerede, nasıl, kişileri kandırarak günah işlemek, onları soyup soğan çırmak, onu akılsızlıktır diyor Kur'an. Şimdi biz neyi mutlu edeceğimizi bilmiyoruz. Onun için diyor ki bak, insan ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umuru ebediyededir. Yani insan ancak böyle mutlu olur. Bunlarla. Bu da akıl yapıyor. Külli şeyin halikini lavecek, nefis kendini serbest ve mustakil bizzat mevcut bilir. Şimdiki zamanı yaşar, zekiler. Şimdiki zamanı yaşayınca, yani şimdiki zaman şu. Hayvanın geçmişten ve gelecekten hesap yapıp adım atmaz. Hayvan şimdiki zamana göre adım atar. Yani geçmişi, geleceği düşünmez. Dolayısıyla nefis yapısı budur. Yani nefis zekavetini veya zekavet nefsi kullanır. Ondandır diyor ki kendini serbest ve mustakil bizzat mevcut bilir. Yani şimdi zamanı bilir. Kendisini bir yere bağımlı hissetmez zekiler. Kendilerini bir yere şey yapar. Çünkü bedensel bir hayat yaşar. İhtiyarı da şöyledir. Mesela kedi ciğerle kaşık kıyas ettiği zaman veya ekmeği, o da bir tercihtir. Ciğeri tercih eder. Arı ise taşa konmaz, çiçeğe konar. O da bir tercihtir. Bunlar irade değildir, ihtiyardır. İhtiyarıyla hareket eden günaha meyyaldır. Yani günah işler. Yani böyle geleceği bir şey yapmaz. Mesela adama desen ki, ya bunu nasıl yapıyor adam? Hayret edersin yani. Bu zulmü, bu ihaneti, bu günahı nasıl yapıyor? O sen şaşırıyorsun. Onun artık mazi ve müstakbeli yok. Geçmiş ve geleceği yok, anda yaşıyor. Böyle bitmiş yani, bildiğin gibi değil. İçsel yapısı yok. Yani hissiyatlarla dolu, gündeliği kurtarmaya çalışır. Gündelik hayatı kurtarmaya çalışır ama fatura çok deşiklidir. Zekilerin huzurlusunu pek görmedim. Yani şöyle ama an şartta. Zekavetleri öndedir, arkalar arkadadır ama vahye bağlanma ihtiyacını duyarlar. Yani o zaman bazen dua ediyorum ya Rabbi, kendimi idare edemeyeceğim kadar akıl verme veya zekavet verme. Peki kolay nedir? Bu aklı yapana teslim etmek, vahye teslim ettin mi bu akıllıktır. Ondan sonra zekavetini de kullan. Ama zekavetin rehberi bu. Aynen öyle. Yoksa içe gelen ilhamlar olarak mı? Bilemeyiz diyecektim yani. İlhamlar dinde ölçü değildir. Dinde ölçü değil ama gelen ilham edile-i şeriye vurduğun zaman oraya uyuyorsa doğru ilhamdır. Hakkani. Tabii çünkü ilhamlar
Hasan hocam, en uygun sünnet seniye değil mi? İşte ona geleceğim. Mesela ilham doğru değildir, yanlış da değildir. Edile-i şereye vuruyorsun, ben dedim diye kabul etmeyiniz diyoruz da, mizana vurunuz. Altın çıkarsa tabii ya, demir çıkarsa, bakır çıkarsa arkasını gıybeti iftiraya koyarak bana gönderiniz diye. Şimdi bunun ifrat ve tefritini ben size bir göstereyim. Tefritin hiçbir şeyden haberi olmadan bedensel hayatı yaşar zekiler. Yani böyle ahiret mi varmış, Allah mı varmış, ben insan mıymışım? Böyle bir problemi yok. İyi bir doktordur, iyi mühendistir. Ama bedensel hayatı yaşar, bu tefrittir. Efendim, ifratı ise esareti hayvani, istibdadi şeytani haline hürriyet namı der. Yani esareti hayvani, hayvani duyguların esiridir ve şeytanın istibdadı altındadır, köleliği altındadır. Kendisine hürriyet der. Hürriyet bir latifedir arkadaşlar, latifedir. Mesela öfke bir latife, öfke bir istir ya. Şehvet, gadab, haset, mal düşkünlüğü bunlar bir histir, ha? Duygudur, latifedir. Şimdi onlara nasıl ifrat tefrit vasatı var olduğu gibi hürriyet denilen bir latifedir, onun ifrat tefrit vasatı vardır. Mesela mutlak hürriyet kendini inkar eder. Çünkü niye? Mutlak hürriyet kendisini diye mesela hürriyeti şöyle zannediyor. Nefsin her istediğini yapmaya hürriyet diyor. Mutlak hürriyet olursa başkasının hukukları paymal olur. Ben mutlak hürsüm. Vallahi senin arabanın nasıl yandığını görmedim. Yakarım yani. Vasatı nedir? Verilen her şeyin veriliş gayesine, kıblesine koymaktır ki her biri kendine layık hususi bir vazifeyi ubudiyet ile meşgul olmaktır. Yani vasatı üstüne açmaktır. Cümleyi söylüyorum. Vasatı. Çekirdeğin içerisinde ne var? Ağaç var. Çekirdeğin üstünü açıp ağacı dışarıya ekmek için, taşımak için, bir daha söylüyorum. Çekirdeğin üstündeki kabuğu, yani çekirdeğin içini dışarıya taşıyıp ağaç etmek için çekirdeğin üstü örtülür. Örteriz ki açalım diye. Örtmek çekirdeğin, çekirdeği açmak içindir. Burayı anladık mı? Bir daha söylüyorum. Çekirdeği biz toprakla örteriz. Örtmek zahir lügatta böyledir. Örteriz ki çekirdeğin içini açalım diye. Çekirdeği örteriz açmak için. Kadını da örteriz. Örteriz içini çıkartmak için. Ruhunu bedenden ayırmak için. İnsan ubudiyetle örtülür ta ki bedensel değil ruhsal hayatını dışarıya çıkarmak için. Bak bir de okuyayım. Çekirdeğin üstünü açmak için, çekirdeğin üstünü açmak için, çekirdeklerin içi, çekirdeğin üstünü açmak için üstünü örteriz. Ta içindeki ağaç ortaya çıksın. Kadınların da içini açmak, içini açmak için üstünü örteriz. Kadınların da içini açmak için üstünü örteriz. Ta ki ruhu çıksın dışarıya diye. Çekirdek mesabesi gibi. İnsan da ruhsal yapısını dışarıya taşımak için ubudiyet toprağı altına konuluyor. Açmak için kapatıyoruz. Kapatmak için kapanmıyor. Açmak için kapatıyoruz. Açık olan kapalıdır. Yani
toprağa girmeyen çekirdek neyse çıplak kadın da öyledir. Veya ubudiyeti olmayan insan da öyledir. Kendini serbest ve müstakip bizzat mevcut bilir. Onu biraz daha şey yapayım size. Vasatı her şeyin, verilen her şeyin gayesine göre kıblesine koymaktır ki adı eylemsel itibariyle adı sünnet-i seniyedir. Kuralsız yaşamak hürriyet değildir. Hayvani hislerin, şeytani vehim ve vesveselerin köleliğine girmektir ki ya ifrat veya tefritte olmaktır. Bunun adı da köleliktir. Bazı fikirler veya zeminler insanın hapishanesini oluşturur. Haramlar mazi ve müstakbeli hazır zamana mahkum edip hapsetmektir. Haram nedir? Mazi ve müstakbelden sıyrılıp hazır zamanı yaşamaktır. Farzlar ise mazi ve müstakbeli hazıra taşımaktır. Hürriyet, tasavvur latifemizin yanlış kullanılmasından ifrat ve tefritine giriyor. Hürriyetin ifrat ve tefriti köleliktir. Hürriyet odur ki kendisine ve gayrisine zarar vermemektir. Yoksa hürriyet her istediğini yapmak değildir. Her şeye hakkı hayatını vermektir. Unutmayın, gözün hürriyetini bantlamak değildir. Kulağın hürriyetini kulağa açmaktır. Dile uygun vermektir. Aklın hürriyeti akıla malzeme vermektir. Kalbin hürriyeti kalbe malzeme vermektir. Bak bu akşam öğreneceğin şu, hürriyet bir latifedir. Öfke latifedir. Öfke, gada, pidet, yeis. Bunlar nasıl eğitilmesi gerekiyor? Köpek, at eğitmek gibi, şoförlük öğrenmek gibi. Hürriyet latifesini de eğitilmesi gerekiyor. O bir latifedir, mahluktur. Ya seni köleliğe götürür zemşeye, bu duruma, ya da en ifrat, mesela hiçbir kaydı tanımaz. Bu köleliktir. Esareti hayvani, istibdadi şeytani, hürriyet nami verilmiş. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Yani hürriyetin ifrat mertebesinden kendisi nefis, serbest ve müstakil kabul eder, bir rububiyet dava eder. Yani mabuduna karşı adaletkârlığına bir isyanı taşır. Ben de Rabbim der. Tabestağullah. Böyle. Karun böyle yapmış. Çok tuhafıma gidiyor Karun. Karun diyorum, Firavun. Adam, Allah da çok hoş ama. Acayip bir şey şimdi bak. Allah o kadar hoş bir şey ki, nasıl bir şeyse. Adam kafir. Rab dava ediyor. Ve öyle inanıyor ki şüphesiz ben ilahım diyor. Şüpheciliği hiç yok. Allah'ın da bir sistemi var. Kim samimi ne inanıyorsa Allah öyle muamele ediyor. Ene ine zeni abdibi. Bir de söylüyorum. Şu kanunlar var ya kainatta. Yukarıdan aşağı atarsan çakılırsın. Suya girersen ıslanırsın. Bu böyledir. Allah'ın sistemi var. Nasıl samimi inanırsanız diyor. Ben size öyle davranacağım diyor. Mesela şeytan diyor ki Allah'tan bak ne istiyor. Allah'tan bak istediğine bak. Ondan sonra Firavun'a gelecek. Ya Rab diyor. Allah'a diyor. Allah diyor yani. Sen bana ömür ver, vakit ver, mühlet ver. Ben hemen cehenneme atma. Bak diyor sana isyan eden, şey sana ibadet eden insanlar azdıracağım diyor. O kadar Allah'ın samimiyetine inanıyor ki ben Allah'tan samimi bir şey istersem ona verecek. Şeytanın bu duasını Allah kabul ediyor. Tövbe edebilirdi. Edebilirdi. Bakın şeytan şüphesiz bir dua etmiş. Bana mühlet ver. Sonra şeytanın psikolojisine ben sordum. Şüphen var mıydı dedim. Hayır hiç yoktu diyor. Çünkü Allah şüpheyi sevmez. Şeytan öyle dedi bana ya. Hiç yapma.
Şeytanın duasınız, samimi duasınız, bak samimi duasına bak halis değil. Çünkü batılda da ihlas var diyor, ihlas risalesinde. O kadar samimi dua etmiş ki batılığa hakkında, Allah duasını kabul etmiş. Sen şimdi çıkıp diyorsun ki benim duamı Allah niye kabul etmiyor? Sende bir sorun var yani, bende bir sorun var. Samimiyetsizlik var. Dua ediyoruz ama cevap falan, ellerimiz... Ağzımız ne diyor falan da ettiğimiz ne karıştırıyor yani. Böyle dua olur. Adam samimi etmiş yani. Bak bunun duasını kabul etmiş. Şeytan öyle dedi. Ben dedi Allah hakkında şüphem yoktur diyor. Allah samimi. Samimidir, samimileri sever diyor. Ben samimi ettim, duamı kabul ettim. Şimdi Firavun da bir dua etti. Öyle inandı ki ben ilahım dedi. O kadar inandı ki şüphesiz Allah haşa kısmen böyle bir hali yaşattı o adama. İnandığı için. Dişi ağrımadı. Hastalanmadı. Hiçbir dert görmedi. Saraya inip çıkarken atın ayağını uzattı arkayı. Yukarıdan aşağı inerken ön ayağını uzattı. Ben ilahım dedi. Haşa tövbe yani. Tefekkürü, tahayyülü küfür olmadığı için söylüyorum. Sanki ilahlığını hadi lan bunu bu kadar samimi istedin. Hadi bakın bir kısmen bir gölgesini yapma. Hiç hasta olma, dert yok. Yani samimiyeti görüyor musunuz? Samimi yani. Şimdi böyle acaba olur mu diye. Mesela Üstad Hazretleri talebeleriyle gidiyormuş. Daha çoban köpekleri saldırmış 2-3 tane. Dev. Üstad'ın şemsiyesi vardı. Köpeği hiç. Hemen diyor, abiler diyor ki biz arkasına saklandık Üstad. Üstad hiç. Tam köpekler gelmiş, şemsiyeyi şöyle uzatmış. Şemsiye açık ya. Biz hain değiliz diyor. Köpekler sanki manevi bir cama çarpmışlar gibi belirli mesafede orada çarptılar, orada durdular. Ona çekip gittik diyor. Ha bunun sırrını öğrendik diyor abiler. Biz hain değiliz. Yani şemsiye uzattı mı tamamdır. Ustad bana dedi ki diyor. Bayram abinin hatırası ya kalbi var. Orada okudu. Bana diyor dereden su getirin dedi. Şimdi korkuyorum bu arada diyor. Ya köpekler gelirse ne olur ama yöntemi biliyorum diyor. Gelsin. Hem kendimi teskin ediyor. Teselli veriyor. Yani gelirse ne olur falan. Ustad ne yaptı? Aynısını yapacağız ya. Şemsiye de var. Biz hain değiliz. Tamam köpek çekip gidecek. Köpekler gelmiş. Bu arada şemsiye uzatıyor böyle. Çekin elde ağaca doğru. Biz hain değiliz. Köpek inanmadı. Korktu ama. Evet. Korkunca anladı köpek. Yani evet söz aynı söz. Söyleyin aynı ağız değil. Bakın Firavun'un firavuniyetini haşa Rab'lık iddia etmesi ene Rabbukumu ala dedi. Ben sizin daha iyi bir Rab değil miyim? Öyle inandı ki Allah kısmen onun bir gölgesini yaşattı. Hastalanmadı, dert vermedi, saltanat verdi, hükmetti, galip geldi. Dişi ağrımadı ya. Şeytan da öyle. Ben diyor Allah hakkında niye şüphe edeceğim diyor. Allah'ı inkar etmek için bile Allah kullanılıyor. Allah yoktur. Demek için Allah demesi lazım. Yoklukta bile Allah kullanılıyor. Yoktur. Kim yok? Nasıl isim verecek şimdi? İlle diyecek. Bardak yoktur. Ha demek var. Varı inkar ediyorsun. Çünkü inkarda vara ihtiyaç vardır. Sonra mabuduna karşı adaletkârını bir isyanı taşır insan. Çünkü zekavet budur yani. Onun için Allah zekavet verdi. Akıl vermedim o paralelde. Allah ona belayı verdi işte. Teslimde sıkıntı oluyor değil mi? Teslimde sıkıntı oluyor. Yani zekiler teslim olamazlar. Hep sorgularlar. Zekiler. Yani bir daha söylüyorum zeki ile aynı kaynak, aynı şeyin yöntem farklılığı var. Dimağda 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltisam, itikad. Taakul 3. mertebe ya. Zekavet bunun içindeki bir sıfattır. Bunun içindeki bir detay. Aklın. Fakat bu aklı yapana teslim edersen ki vahye bağlı, o zaman akıllılık budur.
Başka bir şeyden bahsetmiyor. Aynı bu şeyi vahye teslim etmiyorsun, zekisin. Yani bu aklı idare etmek, yönetmek için bu aklı kullanıyorsun. Oysa niçin akılsızlıktır? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı memnun edemezsin. Bunun üstü bir yapı olması lazım. Onun için zekilerde teslimiyet sorunu yaşanır. Ustadı sorgular, zanlar yapar, Resulullah'tan da bile her şey yapar. Yani tabi bazı tipler var. Diyorum ki, yat kalk Allah'a şükret de, iyi ki Resulullah zamanında gelmedin. Niye abi dedi, vallahi ondan da suç bulurdun. Yani niye böyle? Hep böyle, hayatları böyledir. Niye böyle? Bu niye böyle? Niye öyle yaptı? Ya sana ne? Baksana işte bunlar bela olmuş. Teslimiyet, İslamiyet. Mesela zekaveti dördüncü sırada koyuyorlar. İlk önce Ebu Bekir Sıddık. Teslimiyet. Sonra muhakeme ve muvazeneyi dengeye getiren adl. Her şeye hakkı hayatını vermek. Adalet kavramı iki. Sonra enfus yapılanma, tefekkür, hilm, enfusi yapıyı inkişaf ettirmek, Osman. Sonra ilim, Ali. Eğer ilmin kıblesi sadakat değilse, Ali'nin rehberi Ebu Bekir değilse, dalalettir. Ali'den, Ebu Bekir'den, kişiden bahsetmiyorum, sıfattan. Yani ilmin kıblesi sadakat olmasa, o ilim firavunlaştırır adamı. İlmin kıblesi sadakattır. Ya. Abi şey bu nefis aklı bloke mi ediyor orada? Evet. Yani, o zaman bu teskiyesi tatili nefsin akıl terbiyesi arasında alaka. Şöyle. Allah da şuna böyle bir cevap veriyor. Diyor ki وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا لَا فَنْسَا أَنْفُسَهُمْ. Şimdi bunlar Allah'ı unuttular. Allah'ın cezasına bak. Şu harika bir cezaya bak. Yani acayip bir şey yani. Allah bir kural işletiyor. Allah'ı unutmuşlar. 59'a 19'muş. Bakan belki merak eden diye söylüyor. Allah'ı mı unuttunuz? Allah'ın verdiği cezaya bak. Cehenneme sokacağım demiyor. Rızkını keseceğim demiyor. Seni kör edeceğim demiyor. Arabanın lastiğini patlatacağım demiyor. Sen Allah'ı unuttun mu? Arabanın lastiğini patlatacağım, buğdayına şey vermeyeceğim, kırağı indireceğim, don yapacağım meyvelerine. Ya böyle demiyor. Allah'ın verdiği cezaya bakın, çok ilginç bir ceza veriyor. Siz mi Allah'ı unuttunuz? وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُولَا فَاَنْسَوَا وَاَنْفُسَوَا. Allah'ı unuttunuz, evet. Cezaya bak. Ben de, siz beni unutursanız, ben de sizi unutturacağım. Ne demek? Kendisinde haberi yok. Kendini unutmuş. Ölüm gelse benim ne alakası var? Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Kim öldü? Falanca. Kaç yaşındaydı ya? 60 küsur. Benimle ne alakası var canım? 60. Kim? Nasıl gitti? 25 yaşında. Yapma ya. Nasıl gitti? Gene benimle alakası var. Çünkü kanser değil mi ki ben? Ne alakası var ölüm? Yani unutmuşa bak, cezaya bak. Oysa zanneder ki kanser adamı öldürür. Yuhi ve yumiti unutuyor. Oysa Allah öldürür. Ömür bittiği zaman ona vesile ediyor. Onun adı tezkeredir. Ömür dünyada kalma müddetidir. Tezkere, ecel tezkeresi çıkış şeklidir. Trafik kazasıyla, kanserle yukarıdan düşersin. O tezkeredir. Yani ne yaptı askeriye de? Şoförlük yaptı, kademecilik yaptı. Bakın. Kendini unutmuş. Bir, Allah'ın cezasına bak. Rızkını kesmiyor ha. Cevizi oluyor, buğday çıkıyor. Ticaretli muvaffak oluyor. İyi bir doktordur, çok para kazanıyor. Cezaya bak. Beni mi unuttun? Aha sana bir ceza. Bir, kendini unutacağım. Ben de seni sana unutturacağım. Kendinden haberi olmayacak. Kendini tanımlayamayacaksın. Kimsin sen? Mehdi düşünse başkasına verir. Fena ve zevali görse kendisini almaz. Tövbe ya, benimle ne alakası var yani, ihtiyarlıkmış. Hayat gidiyormuş. Külfet, hizmet. Yani hizmet mi varmış? Dava mı varmış? Bir şey mi yapılması gerekiyormuş yani?
Herkes siz her yerden gelmiş insanlarsınız. Beldenizdeki dershaneye sahip çıkmasanız aynı siz de bundansınız. Hizmet geldiği zaman nefsini unutma. Hizmet var mıymış? Elektrik mi yatırılacakmış? Su faturası mı yapacakmış? Senelerden beri gittiğin tuvalet hangi şekilde gidiyor boyu? Bak yani niçin bunu söylüyorum? Derse oturduğun zaman dersi dinlerken dışarıya uygulama. Bu biziz yani. Külfet ve hizmet makamında nefsini unutma. Hizmet mi varmış? Bir yere bir şey mi anlatılacakmış? Koşturulacak mıymış? Derse mi gidilecek? Ya yorgunum ya. Bugün işim var. Ya namazı sonra kılarım ya. Şunu da yapayım diye. Asıl ücret ve istifadeyi uzat makamında nefsini düşürmek, şiddetle iltizam etmek nefse emarın cezasıdır. Peki cezası neydi? Allah'ı unutmanın cezası, Allah da seni sana unutturuyor. Şimdi iyi dinle. Allah sevdiğine, bir insanı sevdiğinin de ayet-i kerimedeki delili nedir? Mefhumu halif makam ile bir insan kendisiyle meşgul olup kendisine yatırım yapıyorsa, kendisine katkı sağlıyorsa, yani kitap okuyor, Kur'an okuyor, namaz kılıyorsa ne mutlu sana, ayetin hürmetine. Allah seni seviyor. Allah şahittir. Çünkü ayet öyle diyor. Sen mi Allah'ı unuttun? Cezama bak. Tarlanı yok etmeyeceğim. Arabanın lastiğini patlatmayacağım. Çocuğunu kesmeyeceğim. Çocuğunu da vereceğim. Da vereceğim. Dişini de arttırmayacağım. Peygamberler gibi derini de yüzdürtmeyeceğim. Fakirlik çekmeyeceksin. Hastalık da vermeyeceğim. Kurtarmayacaksın. Ama sana öyle bir ceza vereceğim ki çeksen bile anlamayacaksın. Kendini unutacaksın. Kendini hiç meşgul olmayacaksın. Hiç ben var mıymışım yok muymuş? Yani kendisini kendisini unuttu. Peki mükafattan bahsediyorum. Bu bizimle alakası yok. Yani var işte canım. Dışarıdaki insanlarla alakalı diyelim. Allah bir insanı seviyorsa kendisiyle meşgul ettirir. Çünkü Allah diyor ki beni mi tanımak istiyorsun? Hatta beni mi sevmek istiyorsun? Evet ya Rabbi. Ben seni tanıyıp sevmek istiyorum. İlk önce kendini tanı, kendini sev. Çünkü kendini sevemeyen başkasını da sevemez. Yani kendini tanımayan başkasını tanıyamaz. Ben harife nefsim ve kadar ferahım. Şimdi o zaman insan kim? Eğer sen kendine katkı yapıyorsan, kendine değer veriyorsan, kendini buna uygun hazırlıklarla donatıyorsan, müjdeler olsun. İki kere iki dört eder katiyetinde değil. Çünkü beş de eder. İnsanlar öyle inanıyor. Dört diye. Başka şey yok. O katiyeti demiyorum. Ayet-i kerimeti katiyetinde Allah seni seviyor. 11. lemada diyor ki kafirler öldüğü zaman sema ağlamazmış. Hatırladınız mı? Sema ağlamazmış. Ustad oradan mefhumu muhalifiyle zınnında ikinci bir ayeti çıkarıyor. Zınnında bir ayet var. Müslüman ölünce sema ağlar. O ayettir o da. Nasıl ayettir? Ayetsiz ayettir. Böyleliktedir işte Kur'an. Ya. Elhamdülillah. İşte gelecek şu hakikati derk etmek ondan kurtulur. Nasıl yapacağız? Hakikat şöyledir. Her şey nefsinde mana ismiyle fanidir. Her şey mana ismiyle hakikaten kendisi kendi mana adına başkasını ifade etmiyorsa, bir şeye işaret etmiyorsa, bir trafik polisi gibi, bir trafik devası gibi bir yeri yönlendirmiyorsa hiçbir manası yok. Fanidir. Mefkuttur. Mefkut yani, efendim Mehmet ne dedi? Ne mefkut ne demek? Mefkut. He? Fıktan. Ne demek fıktan? Onu da. Kesik kopuk yok. Yani önü ve arkası yok. Yani dayanak noktası yok böyle. Önü de yok. Yani arka tarafı nokta istinad Allah. Nokta istinad ahiret. Yani Allahsız ve ahiretsiz yaşıyor. Peki Allah yapmadan bir ahiret inancını ailede kaldırın. Toplumda kaldırın. O ailede huzur yoktur.
hangi ailede boşanma olmuş oluyorsa, sıkıntı varsa, oraya da diyor 11. şuada imani bir ahiret hükmetmiyor. Öyle mi? Şualarda geçiyor. Eğer imani bir ahiret ailenize ne kadar hükmederse o kadar evde huzur bulur. Eğer diyor bir gence imani bir ahiret hükmederse, hükmetmezse, efendim aileye hükmederse, hükmetmezse, cemiyet hayatına imani bir ahiret hükmederse, hükmetmezse, hatırladınız? Hadistir, hadistir, madundur. Yani gözüküp ortaya çıktı. Yani bir suyun üzerindeki parlaklık gibidir. E bu yaşa kadar hepimiz gelmişiz. Bak hepiniz bir yaştasınız. Ne anladık ki? Böyledir. Ama arkaya döndüğün zaman aklını elhamdülillah mazin namaz varsa mazin içerisinde. Geçin şu anda Allah aşkına bir geç. Namaz var mı? Abi var elhamdülillah. Ders var mı? Var. Abi enkazda var. Alsınlar bir şey değil o. Bu senin namazın onu mayalayacak inşallah. Maya bir kaşıktır. Süt konca bir tenceredir. İnşallah günahını sevaplarına yerleyecek. Bak bakayım namaz var mı? Namazın yoksa vallahi şansın yok. Çünkü namaz, namazı ilk imandan sonra ilk hesap namazdır. Namazda hesabı hasen olan hesabı suhuletli olur. Rivayet. Abi benim mazimi nasıl kurtarayım? Kardeş, mazi kurtarma yöntemi de var. Yani çelik değil o, değişmez değil. Değiştirebiliyorsun. Geçimi nedir? Tövbeyle. Peki namazın tövbesi nedir? Ya Rabbi geçmiş namazlarımı kılmış kabul et. Öyle olur mu? Kaza kılacaksın. Kazası mümkün olan şeylerin kazası tövbesidir. Orucun tövbesi oruç tutmaktır. Zekatını vermektir. Namazın tövbesi namazı kılmaktır. Ama içki içmiş, zina yapmış Allah gösterir. Ama onun artık tövbesi böyle eylemi yok. Yalnız kimle yaptınsa ona gidip söylemen lazım. İslam hukukunda öyle geçiyor. Hususi mi yaptın o günahı? Kimse bilmiyor. Gizli işlenen günahların tövbesi gizlidir. Kimseye söyleme, şahit tutma. Ama birileriyle beraber bu günahı yaptıysa git ona de ki ben beraber yaptık ya ben onu bıraktım ha bilirsin. Yok mu ya? Aynen. Ben tövbe ettim. Yani şey yapmak lazım. Manayı harfiyle Sani Zülcelal'in esmasını aynadarlık cihetiyle insan vazifedarlık itibariyle şahittir. Yani mevcudat şahittir. Şu anda bütün mevcudat sizin varlığınızda, sizin bu derste olduğunuzda halılar, buradaki zerreler zannediyor musunuz ki bu? Buralar boştur. Buralar boştur. Hepsi şahit. Bir tanesi vardı böyle dediğim zaman çok gülüyordu. X bir yerde. Dedim ya zannediyor musunuz ki buralar boş? O da hep gülerdi böyle yapardı. Meczup birisi, kafadan eksik birisiydi. Diyoruz. Biz diyoruz. Diyorlar. Doludur, dolu. Hiçbir yer boş yok. Varlığa da hatırlar mısınız 258'de? Semavdaki melekeler, yerdeki melekeleri gıpta ediyorlarmış. Mana harfiyle Sani Zülcelal'in esmasını aynedarlık cihetiyle. Düşünebiliyor musunuz? Allah ifade ediyor eşya. Allah tarif ediyor. Yani şu mesela. Bak şu. Gübreden çıkıyor. Bu koku. Şimdi bunun tasarımına bak yani bu. Statiğine bak, termodinamiğine bak. Bunun çizimine bak, estetiğine bak, letafetine bak, nezaketine bak. Yani bunu işte ne yapıyor? Allah'ı tarif ediyor işte. Bir alim gibi. Yani alim laf söyler, bu fiili lafı söylüyor. Buna işte buna nedir? Manayı harfiyle Allah'ın esmasına şahittir. Bu şahittir fiilen. Ve meşruttur. Şuhididir. Cisimleşmiş ayettir. Şeyde öyle diyor, işaret-i cazba 174 müydü? Bu mevcudattaki ayetleri inkar eden bir insanın ilmi olan Kur'an'daki ayetleri inkar etmesi normaldir.
Yani bunu inkar edenin Kur'an'ı inkar etmesi gayet normaldir. Anladınız mı bunu? Yani bunu inkar edebiliyorsa mesela bunun dibi ölüdür. Ölüden diri çıkıyor. Gübreden bunu çıkarıyor. Burada bir kimyacılık gerekmiyor. Bir tasarım gerekmiyor. Bir statik gerekmiyor mu? Bir dayanım. Bir yanma, bir hadise, makine yok mu? Termodinamik. Yani bir sürü ilimler var. Fizik var, kimya var mesela. Estetik var. Kibarlık var. Nezaket var. Bak sen etin nazar almış. Allah bak. Bak nasıl yapmış. Seni kastetmiş. Şimdi bunu toprağa veren adamın Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vermesi gayet normaldir diyor. Yani fiili ayeti inkar edenin yazılı ayetleri inkar etmesi gayet kolaydır diyor. İşleteceğiz daha. Sâni Zülcelal'in esmasını aynedarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şahittir. Allah'a şahittir bu. Aynı zamanda şuhuttur. Düşüncede değil, realitedir. Harici vücudu var. Vacittir. Vacit zorunludur. Evet. Zorunludur. Yani bunu felsefeci ama hebeneka desek hebenekacılar var böyle. Var ama öyle zannediyorsunuz. Bunlar hep hayaldir diyor. Var onların taklitçileri, takipçileri var. Bunlar hayaldir diyor. Hayal. Bir tane çakacaksın bu da hayal. Bu da hayal. Günahları işlerken hayal demiyor. Günahların peşine koşarken hayal demiyor. Bunları hayal diyor. He? Acayip bir şey. Gurur, kibir, şöhretperestlik yaparken bunlar hayaldir demiyorsun. Ünvan alırken hayal demiyorsun. Masonluk, dinsizlik, koftur, proftur bilmem ne bunları alıyorsun. Bunlar hayaldir canım bana, kim bana ne veriyor ki? Yok ki. Veren yok ki, verilen olsun demiyorsun. Sonra da diyorsun bu hayal. Bu kadar işte. Vacittir, mevcuttur. Şu makamın tezkiyesi ve tatrışıdır ki, vücudunda adem, yani yokluğunla ne kadar meşgul olursan, kendine benlik vermesen, o kadar Allah'ın esması o kadar hakim olur sana. Yani yokluğunu bilmek, yok olmak için değil, bakiyi gösterebilmek içindir. Yani bakiye sahiplenmek içindir. Peki, ya ikisi de olsa olmaz mı? Varlık, yerine oturtmadığımız her varlık, yani içini boşaltmak değil. Çünkü yokluğunu bilmek ilim ile olur. İçini boşaltmak demek, ilmi dağıtmak çöpe değil yani. Yani yokluğunu bilmek, kafayı bomboş yapmak değil yani. Çünkü yokluğunu bilmek de ilim ile olur. Bir marifet ile olur. Yani ne demek biliyor musunuz? Kendini yaşamamaktır. Kendini yaşamayan, başkasını yaşıyor demektir. Sünnet-i seniyye yaşayan derecesine göre kendisinde yok olmuştur. Yani kendisini yaşıyorsa başkasını yaşamıyor. Kendini yaşamıyor, başkasını yaşıyorsa o zaman kendini yaşamıyor. Yoktur bir adam. Niye? Bu adam peygamber yaşıyor. Adı peygamber yaşıyor, dini yaşıyor. Bak kendisi yok. Yani yokluğunu bilmek cehalet değil. Cehalet de olmaz bu iş. Kemanat da olur, ariflik de olur. İrfanlık da olur. Öyle mi Mehmet? Ya vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır. Yani kendini bilse, vücut verse kainat kadar bir zulümat Adem içindedir. Ne demek o? Yani vücudu şahsisine güvenip mucid hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsı ziyai vücudu nihayetsiz zulümat Adem ve fıratlar içinde bulunur bu olur. Yani kendisine güveniyor. Ben yaparım diyor. Acayip bir şey, tuhaf ya, ifade edemeyeceğim ama Allah'a ihtiyaç duymuyor adam. Bu nasıl bir ruhtur? Ya ne olur sözüne ve davranışına takılmayın. Yani bu böyle bir yaşantıyı reva gören ruhu bir hayalet. Ruh ya. Mesela adam başkasını kandırıyor. Ticaret güvenliği altında. Ne olur buna takılma fiile. Ya onu normal gören ruhu seyretmeyeni istiyorum. Tamam.
Haşat'tan bahsedeyim. Sizin alakası yok Haşat'a, estağfurullah. Mesela çocuğunuz yani, kızın yanında, oğlunun yanında, vardı 2-3 yaşında çocuğun yanında kavga gürültü kırla gidiyor hanımla. Yani nasıl bir ruh halet ki çocuğun da kimsenin, hiç kimsenin hukukunu kale almadan böyle o dözer gibi gidiyor, sanki yol açıyor. Nasıl bir ruhtur o da? Tuhafıma gidiyor ya. O çocuğun ruhsal yapısını nasıl çökertiyorsun? Dün İzmir'deydim. Bir sokak var, ince sokak. Oturup dersime çalışıyorum. Allah, bir bağırmak, bir kadın, bir erkek. Arkada da bir orta böyle çocuk sesi. 14-15 yaşında zannediyorum. Kız sesi. Hayır baba, lütfen baba, yapma baba. Duyuyoruz ya. Çünkü sokak ya, ve sokak kaşı kaşı dairelenmiş. Babanı, anne sen de yapma. Annesinin babasının arasına girmiş. Şimdi düşünün, 14-15 yaşında bir kız çocuğun şey böyle. Annesi babasını diyor, Allah Allah. Yani bir, o çocuktan nasıl bir ruh olur? Düşünmek istemedim yani. O odayı terk ettim, başka odaya geçtim. Yani sesi duymayayım değil. Yani beni otomatik olarak fiile takılmıyorum ya. Ben arkada biraz böyle, ister istemez gidiyor ki ondan konuşuyorum zaten. İlgilenmezsem ben bu gündeme getirmezdim. Yani geçtim arkaya, o çocuğun, lütfen baba, hayır baba, ama baba ya. Anne sen de susan. Falan, aa falan, aa falan, vurma baba falan. Aynı böyle bir kavga. Şimdi Allah Allah, nasıl bir ruhum ve o çocuk nasıl bir şey olur? E şimdi bu dışarıdan seyrettik mi tuhafınıza gitti. Hemen ama sizde de kısmen böyle oluyor. Yapma. Yapma arkadaş. Fiile takılma. Arkayı seyret. Ama bir şeyler oluyor. Allah Resulü hadisinde diyor ki oğlanda hayır var. Evliliğin senin geçmiş midir? Evlenmişsin. Gelecek değil ki. Evleneceksin değil, evlisin. Mazi ve mesaip, günahlar nedir? Şey, mazi diyor, mesaip. Musibetler, musibetler ve mazi kaderdir. Gelecek ve günahlar tekliftir. Öyle mi diyor? Yanlış mı söyledi? Bak bir de söylüyorum. Mazi ve musibetler, mesai, musibetler, kaderdir. Kader artık teslim oluyor. Tamam mı? Olmuş. Ne, peki ne demek için söyledim? Allah Resulü'nün hadisi ne acayip bir şey diyor ki, olanda hayır vardır. Olmuş mudur? Tamam. Vücut harici vermiştir Allah. Sen dümenini doğru tutmaya çalış. Ama abi şöyle, ya kendini idare etmeye çalış. Başkasının gemisini, dümenini tutmayı bırak ya. Sen gemini tutturmaya çalış. Mükemmeliyetçilik arama yok burada. Öyle bir şey yok. Ben ders okurken vermek çalıştığım misalleri toplumsal bir yarayı da tamir etsin diye o tüp misaller kullanıyorum. Vücudunda Adem'in de vücut vardır. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat Adem içinde kalır. Öyle bence diyor. Ben merkezde, pergeli koymuş kendisine, o pencereden bakıyor. Herkes yani hürmet edecek, saygı gösterecek. Yani sanki benim etsa ve efradım. Tamam, keşke kemanatla söylesek de. Yani değil yani. Allah Allah. Yani vücudu şahsisine güvenip, mucid hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsi vücudu, nihayetsiz zulümat, Adem ve efratlar içine boğulur da, bulunur, boğulur. Nerede ölüm alacak? Belli değil. Ve ezeli ve ebedi dönüşü olmayan bir yok. Yani deneme yanılması yok. Yaptı neyse o. Provası yok. Oto frenini yaparsınız. Yaptırırız. Ondan sonra gideriz, kontrol ederiz. Ondan sonra adamlar size teslim eder. Bir deneme yapar. Şimdi hayat yaşantısında deneme yoktur. Her şey neticedir. Deneme, yanılma, geri dönüş yok. Ya geçmişi telafi edeyim dersen şimdiki zamanı kaçırdın. O da değil, mümkün değil. Yaşanan her şey vakadır. Yenidir. Yaşadıklarını bir daha yaşayamazsın. Abi onu düzeltiyorum. Bugünü bozdu. Geçmişten intikam almak istiyorsan, geçmişini düzeltmek istiyorsan, bugünü güzel yaşa.
Fakat enaniyeti bırakıp bizzat nefsi iç olduğunu, Mucid-i Hakiki'nin bir ayini tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, yani alemi de buna şahit olduğu vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Yani hakikaten ne olacak ki? Et kemik de büzüşmüş. Bir hakikat var. Bana rağmen kainat işliyor. Kainat işliyor. Hakikaten böyle insaflı baksak var ya. Böyle bizim zannettiğimiz gibi ya para kazanıp araba almak, bina yapmak, böyle yapıp çocuğa 2-3 daire bırakmak. Bu kainat bunun için kurulmaması lazım gibi geliyor der insan. Bana öyle geliyor yani. Yani kullanılan cihaz maddi ve manevi böbrek dalak. Hadi belki bina da almak için kullanılabilir. Tövbe de ama hadi diyelim. Ama ruhunu, aklını, hissiyatını, latifelerini bunun için olmaması lazım bana. Çünkü harcadığın malzeme çok kıymetli. Tanklarla, serçalarla gitmek gibi oluyor. Öyle de olmuyor. Öyle de olmaz yani. Şimdi yani bu kainatta bir işlev var yani, bir çalışma var. Çok acayip bir şey yani. Böyle bir de çaktırmadan müthiş bir sevkiyat var. Teris var, gelmeler var, gitmeler var. Dedim ki, Bozdağ mıydı? Bir köye namaz kıldık. Naye. Ya dedi, hocam dedi, tanıştık da, hiçbir gün yok ki diyor, ahirete geçen olmasın diyor. Tamam, acayip bir şey. Adam şimdi namaza, Esselatu Vesselamu Aleyk cenazesini kılıyor. Hemen öteki tarafta cenazeye saygı gösteriyor, tavlasını kapatmış. Görüyorum da onun için böyle kıldım ya. Şimdi cenaze kılıyor, kahve karşıki tarafta, köşe başında. Tavlasını kapatmış. Böyle oturuyor, gözünü de kapatmış. Cenazeye de gelmemiş. Geçerken orada taşınırken, bakayım ne yapacaklar bunu, ayağa kalkıyor. Ne yapsın, puta hep selamla alışmış. Çocukken öyle alıştırmış. Ya bizi kurtardı diye alışmış. Tutu. Allah yardım etsin. Bu bize gösteriyor ki çok çalışmamız gerekiyor. Peki niye anlattın? Allah seni buralardan çekip çıkarmış, buraya koymuş. Gayrimüteşhirde bir şey nakledeyim size. Yok, şeyde yok. Latince'de yok. Hüsrev abinin yazısı. Kaldı kafamda kaldığı kadar diyor. Usta da diyor, nurları tanıyor da o şefkini arz ediyor. Usta da diyor ki, eğer ben nurları tanımasaydım, siyah kalplilerin ellerini öpecektim. Hangi bidata koşmayacaktım? Hangi yanlışı doğru demeyecektim? Hangi bidat hurafeye din demeyecektim? Devam ediyor diyor ki, başıboş ve gayesiz bir gençliğin içine çekip çıkartan, toplumda şimdi değil mi? Başıboş ve gayesiz bir gençlik var. Başıboş ve gayesiz bir gençlik içine çekip çıkartan, seni buraya koyan, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru kullarını gösteren, hadisatın dağlar varı dalgaları içinde nuru sayr-i selamete çıkartan, ey Risale-i Nur, sana vücudumu nasıl feda etmeyeyim diyor. Bak üç tane vasıf kullanıyor. Gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru kullarını gösteren, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru kullarını gösteren, başıboş ve gayesiz içerisinde çekip çıkaran, koyuyor seni bir yere. Hadiseler var ya şimdi mesela geniş dünya haberleri. Hadisatın dağlar varı dalgaları içerisinde sahil-i selameti çıkartan el-i sahil. Allah canibinden bakmak. Allah noktasından ne kadar bakarsak yukarıdayız. Ne kadar kendi noktayı nazarımızla bakarsak o kadar dipteyiz. Ezel biz. Fakat enaniyeti bırakıp bizzat nefsi iç olduğunu, Mucid-i Hakiki'nin bir ayni tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan zat-ı vacibul vücudu bulan her şeyi bulur. Allah Allah. Zat-ı vacibul vücudu bulan her şeyi bulur. Onu bulamayan neyi bulur? Başına, efendim abisi? Her şeyi. Her şeyi?
her şeyi kaybeder. Doğru. Dünya dolusu bela başında. Dünya dolusu bela başında gelir. Aynen öyle abis. Şurada diyor ki 462'de nasıl ki iman öyle işimize yarıyor ki şu anda imanımızdan lezzet alarak yaşıyoruz ha. İmanımızın içine ne kadar girmişsek o kadar dünya içinde dünya oluyor. Yani hayatın hayatı imandır. Dindir. Eğer hayatımızın imanın içinde olması var ya şimdi intiharları düşünürdük. Neler değil mi? Nerelerden çekip çıkarttı. Rastlamıyor musunuz? Yaşanmıyor artık diyor. Çekilmiyor şu dünya. Sende niye yok bu? Çünkü imanın içindesin. İmanın lezzetini almak istiyorsan günahtan uzak olacaksın. Bak diyor ki, nasıl ki iman ölüm vaktinde insanı idam ebedinden kurtarıyor. Allah aşkına ya. Şöyle Allah göstermesin ama. Şöyle kansersin, yaşlısın, beyin kanaması geçirdin. Ne bileyim sen. Ölüm. Şöyle oturuyorsun, ölümünü bekliyorsun. Ya imandan başka ne çare olabilir ya? Ölüyorum ama önemli değil ya. Mercedes sonra bana. Binanın altına aratıp Mercedes. Ölüyorum ama dükkan çalışıyor, para kazanıyor. Teselli olur mu? Allah Allah. Ne acayip bir şey ya. İman bak ne diyor orada. Neredeydi ya? Bakayım bulabilecek miyiz? Bak harika bir şey. Kalanlara teselli oldu aslında. Bilemez bir şey. Allah Allah. Ama ben daha toprağa gömülmeden önce mirastan kavga ettiklerini öteki odada ya sus tamam duyacaklar içeride. Dur babayı gömelim sonra payı içe yapacaksın sen. Çıkın da dışarıya. Bu odada ne sıkıştınız Alman parayı? Baba öteki odada biz de salonda konuşuyoruz. Bir abdest tazeleyim, bir su içeyim diye gittim. Küçük odada büyük abi bağırıyor diğerlerine. Üçe. Lan ne pay diyorsunuz lan? Dur lan babayı gömmedik daha. Lan duyacaklar ya. Lan hoca içeride tuvalette sus. Ben de duyuyorum tabii. Hoca duysa ne olur? Ya ben nereden bileceğim ben bunları? Lan sus. Hoca içeride tuvalette. Lan ne iş yapıyorsunuz lan? Lan babayı gömmedik. Sonra pay deriz lan. Niye bir şey yapıyorsunuz? Diye duydum ben. Adama dedim ki o da hırlı bir şey olsaydı içinden geçti tabii. Hırlı bir şey olsaydı böyle evlatlar seni daha ölmeden pay etmezler. Ama sonra dedik iyi bir adamı benziyorsun. İkincisine inanmayın. Allah Allah. Bak ey biçareler bu dünya bir misafirhanedir. Her günde 30 bin şahit cenazeleriyle el meftu hak hükmüne imza basıyorlar, ediyorlar. Ve o davaya şehadet ediyorlar. Ölümü öldürebilir misiniz? Bu şahitleri ölenler şunu diyor. Ölüm haktır. Sen de öleceksin. Diyor, bu şahitleri tekzip edebilir misiniz? Yalan söylüyorsunuz. Ölüm yoktur. Ölüler diyor ki, ölüm vardı sen de öleceksin. Biz şimdi o ölenlerin bu şehadetlerini biz tekzip edebilir miyiz? Yalan söylüyorsun diyemez. Madem edemiyorsunuz, meft Allah Allah dedirtir. Okumak istediğim yere geldim. Sekeratta yani bir hastalığa tutuldun. O zaman bu derslerin kıymetini anlarsın. Bak derse gittik elhamdülillah Zeytinburnu'na. Ve Umrani'ye gittik. Yani kendi malin. Acayip bir kitap okuduk ya. Şükürler olsun. Yatağında yatırdın. Ulan küllatı koy oraya. Bir küllatına bakıyorsun ki tertemiz. Hiç el sürülmemiş. İçin gidecek. Ama bir baktın hakikaten çalışılmış. Böyle yani çarpınca ulan gidiyoruz ama iyi bir yere gidiyoruz inşallah. Ya bak. Sekerat'ta Allah Allah yerine hangi topunuz, hangi tüfeğiniz zulümat-ı ebediyeyi o senin anlayışındaki, ya ölüyorsun kardeşim kefene gireceksin ya. Bir daha dönüşün yok. Mümkün değil. Bir daha dönüş olmayan peygamber bile gelemez. Hani bir denmişti hatırlıyor musunuz? Şimdi öyle kafirler, imansızlar var ki veya gafil Müslümanlar var ki şimdi orada ya Allah beni o bir dakika çıkartsa bir dakika için yalvaran insanlar yok mu milyarlarca? Çıksa bir dakika şöyle diyecekti.
La ilahe illallah Muhammedun Resulullah imanı kazanacak. Sonsuz cehennemden sonsuz cennete gidecekti. Sırf bu kadar bir dakika için. Bir dakika için inleşip ağlaşan, Allah'ım bana o fırsatı ver diye yalvaran, toprak altında milyarlarca insanın eline geçmediği fırsat senin elinde var. Şu anda var. O zaman ben söyleyeyim siz içinizden. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sadikul vadil emin. Ötekisinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amin ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmet ve hatırına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına bu şehadetimizi kabul ediyor. Amin. Bu Allah bunu kabul etmeseydi sana söylettirmezdi. O da müjdesi şimdi. Allah kabul etmeyeceği duayı kulunun ağzına vermez. Affı murat etmeseydi sana tövbeyi nasip ettirmezdi. O zaman Bismillahirrahmanirrahim. وَتُبْ عَلَيْنَا يَا تَوَابُوا يَا كِيمُوا تَوَابَةً نَسُوَا لَيَاكُمْ مِنَ الَّذِينَ فَعَلُوا فَاِشَّةَ لَبْزَلَهُمْ وَنْفُسَكُمْ ذَكَرُوا اللّٰهِ فَاسْتَغْفِرُوا لِي ذُنُوبِهِمْ وَمِنْ يَغْفِرُوا ذُنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ اَسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ الْعَظِيمَ الْكَرِيمَ الَّذِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ سُبْحَانَهُ اَسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ الْعَظِيمَ الْكَرِيمَ الَّذِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ سُبْحَانَهُ اَسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ الْعَظِيمَ الْكَرِيمَ الَّذِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ سُبْحَانَهُ اَمِينْ يَا رَبِّ. Şimdi diyecekler ki hocam köprü ne yapacak usta? Bana diyor, bana itham ediyorlar. Çok yazı geliyor. Hocalık damarı tuttu. Ustad diyor, ey efendiler ben şeyh değilim, hocayım diyor. Bilmiyor. Bu ya beni itham edecek ama ustadı tekzip ediyor. Bir, iki, hapishaneye nurcular girince ne diyorlar? Hocalar geldi diye. Hocalığım tutmuş. İstiğfar ettik ya. Acayipmiş. Acayipmiş. Ya Allah yardım etsin bize. Sekirat'ta onu okuyun bak. Buraya şey var. Bir de bir yer okuyacağım. Ondan sonra kapatacağım sizi. Serbest. Ya iman bambaşka bir şey ya. Bak. Sekirat'ta yattın şöyle. Allah diyor. Ya çok bulundum biliyor musunuz? Ne olur biraz benim hissiyatımı yaşayın. Çok ölünün yanında bulundum ya. Yani işim itibariyle. Ramazan geliyor gene gideceğim de. Hani vazife yapacaksın inşallah. Şimdi mecbursun, teravih imamısın, hocasın, sekeratta olanlar bir sürü tahmin ediyorsunuz. Vallahi çok acayip. Öyle yatıyor artık renk menk o şey gitmiş. Bir nefes alıyor ki, bir nefes alıyor ki. İki üç nefes alırsın sen o arada. Sonra yapamıyorum vallahi. Çöküyor. Gitti. Yasin bir okuyan mesela tarafını karışıyor. O anda kafası çalışıyor mu? Duyuyor. Aynen duyuyor. O anda sekeratta Allah Allah yerine okuduğun kitaplar hangi topunuz, hangi tüfeğiniz zulümat-ı ebediyeyi o sekerattakinin önünde ışıklandırır. Yeysi mutlakını umudu mutlaka çevirebilir. Ölüyorum ama önemli değil ya. Dükkan çalışıyor. Adam bir tane söyle demiş ya. Vasiyet etmiş. Oğlum demiş ben Ford'la beraber gidiyorum demiş. Baba niye gömeceksin ona Ford tarafına? Oğlum demiş onunla hangi kuyuya girdim hep çıktım demiş. Bu başka bir kuyu. Böyle bir kuyu ki araba ile beraber gidiyor. Bak yeysi mutlak. Ne olur be. Ümitsiz be. Allah Allah. Ya amelden imandan başka ne olabilir ya? Ne olabilir ya? Birisini bir şey anlattınsa. İmanlı bir hanım vardı hocam hani niye buyurdunuz? Ya onu be bir yaşlı babaanne yaşlı. Ayla Ali bir olsun bu cemaatin hürmetine. Abi sizin geçmişinize de rahmet etsin. Tamam mı? X1 Almanya'da şehirde. O kadar mübarek tatlı şey. Torunu götürdü böyle. Babaanne 70-80 arasında. Çekiyor böyle. Nefesi çarpıyor. Ve duruyu bile mesele nasıl ben cennet. Okuyor. Bir anda o nefes var ya, gidip geliyor, bir ara veriyor, bir bitmiş yani günlerce de sekirat, bazı uzun oldu.
bir anda açtı. Ya nasıl açar ya? Bitmiş ya. Sararır zaten. Sarı ter akar. Şehid-i manevide. Baktım, bildiğim için şaşırdım. Baktım ki sarı ter akıyor. Böyle yaptı ya. Kim ise bilmiyorum. Niçin zahmet buyurdunuz? Allah. Babaanne benim şey ama gittim alnında öptüm. Ya bıraktım Kur'an'ı. Lan baba gibi gittim ben dedim anne. Lan delikanlı böyle gidilir işte. Ben beyaz masayı unuttum ya böyle. Arkamdan demişler lan demin gidilsinler de. Çünkü acayip. Şeytanı da tanırız ya böyle. Dedim ki vallahi buraya gelirsin şansın yok. Babaanne etrafı. Yani acayip bir şey işte. Bu hatırlattı. İmanlı ya. Şimdi Allah'ın sercem böyle imanlı gitti. Niye zahmet buyurdunuz? Şöyle de birisini gördüm ha. O bizimle alakası olmadığı için kullanıyor. Kullanmayayım. He? Kullanmayayım. Aman yarabbim gidişini. Nasıl nara attı aman yarabbim. Bunun hürmetine diyorum. Nasıl nara attı yarabbim. Ağızlar, çeneler, gözün siyahı beyazı. Yasin'in üçüncü veya ikinci üçüncü sayfasındaydı. Ve manzanana kavmi mi madem incinim ne semayı ve makfuna muzini falan. Ortalarda mı neydim? O bu nara öyle şey yapınca sen de kendini bir koy daha ya biz de insanız ya. O ha bağırma bir şey değil bir şey ama gözler böyle bu nasıl oluyormuş o anda ya? Korktum. Ben iman edenleri Alman'ın Müslüman oluşu anını seyrettim. O nur gelince nasıl oluyor? Acayip o zevkide yaşamış insana. Ha imansız bir şeyin nasıl sen etme diyorsun? Ya kardeş bu eylem işte. Ağızların, buyruklarının, çeynelerin, şeyleri, gidip gelmeleri böyle acayip nasıl oluyorsa. Azrail Aleyhisselam almıyordu, çırağı alıyordu. Çünkü ruhu ağızlarını alacak, kıçından alacak, gözünden alacak. Çünkü çırak ya, beceremiyor. Acemi. Şimdi lastik gibi ya. Ruhu bir alıyor, elinde kaçıyor, içeriye giriyor. Kesiyor, koparıyor, alamıyor. Pratisyen bir doktorun beyni ameliyat etmesi gibi. Ya ne acayip ya. Bir nar attı. İnan bu göz beni çarptı ya. Göz açılıyor, arkaya dönüyor. Şu şey arkaya dönüyor. Arkaya döndüğünü gördüm. Madem ölüm var, kabre girilecek. Bu hayat gidiyor, baki bir hayat gidiyor. Bir defa top tüfek denilse bin defa Allah Allah demek lazım gelir. Allah ne kadar hoş ya. Allah ile gurur diyorum. Böyle gelecek. Ya kardeşim ona takılmasın ya. Mesela diyor ki Azali Aleyhisselam'a diyor bu eceli vermemek için kanserdir. Beyin kanaması diye. Allah ne koymuş Azali Aleyhisselam'a şey gelmesin diye? Perde. Sonra devamında ne diyor? Azali de perde değil midir? Allah'ın Allah'tır ya. Anladın mı? Peki size bir müjde. İşin başında Allah mı var? İşin başında o Allah varsa orada hayırsızlık olur. En mükemmel sana öyle olacak. İnşallah. Bak buraya yaşmanı istiyorum. Haşa böyle yer koymayayım da. Allah Azrail Aleyhisselam musibette. Bizim ile Azrail Aleyhisselam arasında hiç kimse itiraz etmesin diye kanserdir mahsır falan bunları koyuyor. Kimsenin Allah Azrail Aleyhisselam hatırına gelmiyor. Nasıl gitti? Allah kanserle gitti. Trafik kazasına gitti. Ona bağlıyoruz. Tamam mı? Şimdi diyor ki ustad hastalıklar, musibetler diyor, Azrail Aleyhisselam'a perdedir. Daha ileriye götürüyor. Azrail de diyor, ecel de perdedir. Kaldır onu. Hastalığı kaldır, Azrail çıktı ortaya. Azrail'i de çek bu tarafa, Allah. Allah varsa bu işin içinde ne korkulacaksın? Allah var ya. Allah var, problem yok kardeşim. Allah. Yani, seni şey yapar mı ya bu? Bunlar sana hissettirecekti böyle. Şeyle şehit olduğunu, öldüğünü de bilmezsin. Çünkü burada iki kişi var. Geçen hafta ölmüş, haberi yok. Hala derste yaşadığını biliyor. Şehit öldüğünü bilmez. Hem Allah yolunda ölse tüfek de Allah der, top da Allah ekber diye bağırır. Allah ile iftihar eder. İman ölüm vaktinde. Bak, iman ölüm vaktinde insanı idam ebediden kurtarıyor. Sonsuz felaketten, cehennemden niçin zahmet buyurdunuz? İzah et hadi. Haşa, tövbesi, Allah'a yok ahire. Neyle izah edeceksin bu olayı?
Peki o yamuk yumuk olanını neyle izah edeceksin? Bir şey oluyor ki bunlar, yani eylem, biz orayı görmüyoruz ne oluyorsa. Ama eylemini görüyoruz. Gözün şu siyahlığı, beyazı alt üstü oluyor. Ağız eğiliyor, ondan sonra düzeltiyoruz. Pek düzelmiyor. Ama gizli söyleyeyim, bazı cenazeleri göstermiyoruz. Kesinlikle göstermiyoruz. Ya kardeşim, gerek yok. İyice bağlıyoruz, açamasınlar diye. Göstermiyoruz kardeşim. Gözü ters döneni kesinlikle göstermeyiz. İyi kadın çok. Göz ters dönmüş. Ama Müslüman'ın gidişi de kral gibi gidiyor ama. Elhamdülillah. Yani gidesin geliyor yani. He? Hacı he. Vallahi onu sen öpüyorsun ya. Bak bir yabancı kadın. 70-80 vardır. Delikanlıca girdim ben dedi. İnsan hatta keyif veriyor ya. Bak bir daha okuyacağım. İman ölüm vaktinde insanı idam ebediden kurtarıyor. Öyle yardım edecek ki size. Böyle, oh Allah. Öyle de herkesin hususi dünyasını dahi yaşarken idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Allah var diyorsun ya. Ahiret var diyorsun. İşin içine çıkıyorsun. Ötekisi ne yapacak? Niye böyle yaptı? Niye böyle gitti? Olmadı mı? Nasıl yaptı ya? Allah Allah, böyle mi yapsaydık? Şöyle mi? Bırak kardeşim ya. Geçmiş kaderdir bak. Ya ben bunlar nasıl evlendim ya? Başka bir zorunda kim sebep oldu ya falan. Şimdi diyorsun ki ya kader geçmiş kardeş. Bu nasıl buymuş? Bak kurtardın. Ötekisi uğraşsın hala. Şimdiki zamanı da kaçırıyor. Küfür ise hususan küfür mutlak olsa hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine atar. Dünyada bile. Dünyada bile azap çekiyor. Olayları neyle yorumlayacaksın? O ki Allah yok. Aleminde Allah yok. Neyle yorumlayacaksın? Ahiret inancı yok. Zulme uğradı ne lan? Ahiret var ya. Adama dediğim gibi. Hak bak yok dedi falan. O lastik şişi yaptı ya. Hatırlarsanız o lastik şişi mühendisine. Peki dedim. Toprağın altına girdiğim zaman orada Allah'a söylersin. Ondan sonra ne yaptın? Ya dedi Allah ile beni kaşı kaşıya getirme bu iş için dedi. Burada halledelim beraber dedi. Bu iş için beni Allah'ın karşısına koyma dedi. Bir akıllı adammış abi. He? İmandan. He vallahi kul hakkınız varsa ne olur rica ediyorum. Rica da etmiyorum, yalvarıyorum size. Kul hakkınız varsa mutlaka gidin ödeyin. En büyük kul hakkı zekattır. Ödeyin arkadaşlar. Gidin. Yoksa alttan al, üstten al bir şey yap yani. Kul hakkınız varsa dersen vesaire. Yoktur da nurcunda olmadı. Çünkü bak beni Allah'ın karşısına koyma bunun için dedi ya. Bir sürü zaten problemim var diyor. Kendisi böyle bir sürü problemim var diyor ya. Dedim ki bir şartla sana hakkım helal eder. Bir de başkasına yapmasan böyle. Ne yaptın biliyor musun? Peki. Söz bir daha birisini yapmayacağım. Peki, o zaman dedim ki bak adam bir görseniz. Müslüman Rıdk gibi bir adam. Dedim ki o zaman hakkımı helal ediyor. Deyince böyle yaptı. Of be. Nasıl böyle şey yapıyor? Ya, yakar. Hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. İman zaaf oldu mu? Hayatı dünyeviyi ahirete tercih edenlerin kulakları çınlasın. Tercih edilir mi? Gelsinler. Buna ya bir çare bulsunlar veya imana gelsinler. Bu dehşetli hasarattan kurtulsunlar. Subhaneke la ilme lana illa ma alemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, hakkı hak bilip hakka yapışanı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eyle ya Rabbi. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Usul ve furularımızdan her kim ahirete intikal etmişlerse onlara merhamet eyle ya Rabbi. Mekanların cennet bahçesinin bir bahçe eyle ya Rabbi. İmanın hakikatiyle haklanmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım hoşlanmadığın, istemediğin, hesaba çekmeye çekeceklerin şeylerden bizi uzak tut ya Rabbi. Onları nasip etme ya Rabbi. Geçmişte yapmış olduğumuz gerek bilerek, gerek bilmeyerek, gözümüzde, hayalimizde, elimizde, kulağımızda vesaire organ vazalarımızda neler yapmışsa, unuttuklarımızda da dahil ya Rabbi. Onları ya Rabbi tövbe ediyoruz.
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmet ve atabimizi kabul eyle ya Rabbi. Onları hayra tebdil eyle ya Rabbi. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin ümmetine kabul eyle ya Rabbi. Risale-i Nur'un iştirak, amal, uhri ve sırrına mazar eyle ya Rabbi. Nesillerimizden İslam'a, Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Memleketimize, milletimize, davamıza, İslam'a ve Kur'an'a ve Müslümanlara ve İslamiyet'te çalışanları muvaffak eyle ya Rabbi. Vatanımıza, milletimize, çalışanlara, siyasi ve askeri güçlerimize ya Rabbi, insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arzaf haklardan, hile ve tuzaklarından hüfzemin eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımıza, dinimize, milletimize, namusuna kast edenleri ıslah eyle ya Rabbi. Amin. İslahı gayri kabil olanları hak ile yeksan eyle ya Rabbi. Amin. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah ver ya Rabbi. Risale-i Nur'la meşgul olmayı nasip eyle ya Rabbi. Vahir davahumen elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Selamat.